Operasyon tamam. Alın ikisi. Emredersiniz. Cevap vermiyor mu Abdülhamit? Abi önce çalıyor cevap vermiyordu. Şimdi komple kapalı. Bir ara bakalım Alper'i. Ustaya verdiği adres neymiş? Ne diyorsun Abdüley? Abi hiçbir şey anlamadım. Ersoy mu ustayı götürdü? Niye götürsün ki? Kafasına sıkar bırakır. Hiç değilse arabasını burada bırakır. Neden ikisini de orada öldürmediniz efendim? Her ikisi de sence birer şans verilmeyi hak etmiyor mu Ünsal'cığım? Efendim, bunlar tehlikeli adamlar. Bunlarla anlaşma sağlanılmaz. Ben akıllı her adamla anlaşırım. Daha önce düşmanım olup olmamaları önemli değil. Ayrıca elimde değiller mi? Anlaşmazlarsa öldürürüm. Ben bu işten zarar göreceğim efendim. Özellikle Polat Alemdar bir şekilde buradan kurtulursa beni yaşatmaz. Buradan benim isteğim dışında kimse çıkamaz. Seni cehennemden kurtulan birini duydun mu? Ersoy Ulu Bey'i ben destekledim eylemleri konusunda. Ben kaç yıldır mezhep işini planlıyorum Şamir. Beni satmayacaksınız değil mi? Beni satarsanız bu işten istediğiniz sonucu alamayacağınızı garanti ederim. Bu iş her ikimizin işi. Avrupa'da mezhep işinde ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Endişe edecek bir şey yok. Feller'le bu konuyu görüştünüz mü? Feller seçimlere kadar herhangi bir şey olmamasını istiyor. Ama açıkçası onu dinleyecek değilim. O Orta Doğu'yla ilgilensin. Ona yeterince uğraşacak konu verdik. Sadece Suriye'nin ne olacağıyla ilgilenmesi bile bize bir yıl süre kazandırır. Türk ordusunu Suriye'ye sokacağını duydum. Feller bizim iznimiz olmadan böyle bir şey yapamaz. Türk ordusu girmezse İran sizinle komşu olur. Suriye'deki etkisini biliyorsun. Bir tarafında Lübnan'daki Şiiler, diğer tarafında Suriye'dekiler. Türk askeri Suriye topraklarına adımını attığı anda Türkiye'yi kan gölüne çeviririm. Ben İran'a komşu doğururum, kavga da ederim. Ama Türkler Halep'e Şam'a girdikleri anda gözlerini Kudüs'e çevirecektir. Suriye, Orta Doğu'nun fitili. Fitil ateşlendiğinde her ülke bu patlamadan payına düşeni alacaktır. Suriye Kürtleri ile Irak Kürtleri birleşme yoluna gidecektir.
İran Kürtleri ve Türkiye Kürtleri de akabinde bu birleşmeye katılacaktır. Siz buna izin verir misiniz? İsrail'le oyun oynanmaz. Eğer istediklerimiz bölgede olmazsa, bizim yarattığımız cehennemden herkes payına düşeni alacaktır. Efendim, Aron Feller ve ekibi Ersoy Ulubey ile Polat Alemdar'ı aynı anda ele geçirmiş. Oyuna karşı oyun. Feller asla oyunlarından vazgeçmeyecek. Bu Feller'le sizin aranızdaki bir oyun. Kolaylıklar dilerim. Neredeler öğrenin. Oradan Ersoy canlı, Polat Alemdar tabuta çıkacak. Hadi. İncirlikle Filistin'in bedelini ödeme zamanı. Polat nerede? Arıyorum arıyorum, ulaşamıyorum. Nazife anne uyandı. Biz de arıyoruz savcanım da yok. Nasıl yok? Seni aradı mı Cahit? Aramadı. Yok işte. Ersoy'u bir yerde sıkıştırdı. Ersoy da yok, usta da yok. Yeter bu Ersoy artık. Ben nereden bulacağımı biliyorum bu adamı. Nereden bulacaksan söyle de beraber bulalım savcanım. Abinizin kız arkadaşından. Nereden olacak? Ustanın kız arkadaşı kim lan? İnci Tataroğlu'nu söylüyor. Bak, sözümü tuttum bey. Benim canım. Oğlum nerede? Gelsin onu da göreyim. Kızım, Polat'a haber verin. Efendim? Sen bir bak kızım. Belki gelmiştir. Peki Ömer baba. O yılanın peşine gitti değil mi? Bilmiyorum hanım. Gelsin de kendisine soralım. Sen şimdi perişan olmuşsundur. Benim pişirmediğim yemeği bile yemezsin. Şimdi benim düşünme zamanı değil. Kendime bakarım. 50 senedir bir başıma bir yere gidemedim. Seni bırakırsam aklım kalır diye. Ben düşünmeyeyim de seni kim düşünsün? Haklısın hanım. Haklısın. Ne zaman çıkacakmışsın buradan? Bir ameliyata daha girmen lazımmış. Niçin? Sağlıkla ayağa kalkabilmen için. Yapmadılar mı ameliyat? Ne edeceklerse etselerdi ya. Önce hayati tehlikeyi atlatman için uğraştı doktorlar, sağ olsunlar. Neyin var bey? Kurşun olmadık bir yere isabet etmiş. İkinci ameliyat onun için şartmış. Açık konuş Ömer bey. Ameliyat olmazsam ne olur? Ayağa kalkman sıkıntıya girebilirmiş. E yapsınlar o zaman. Ameliyat riskli dedim ya. Ha, hayatın tehlikeye girebilirmiş. Ya felç kalacağım ya da öleceğim, öyle mi? (Gülüyor)
Ne olacağını Allah bilir hanım. Ama doktorların söylediği bu. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsan ben onu diyorum. Polat ne diyor? O da aynısını. Oğlum gelsin. Ne karar veriyorsa ben kaderime razıyım. Eve ziyaretine geldim. Yoktun. Validen börek ikram etti. Senin bu hayatta hiç değer verdiğin, saygı duyduğun bir şey yok mu? Sana da, annene de saygı duyuyorum. Bak, sizi birbirinizden ayırmadım. Ne var biraz da kadıncağıza vakit ayırsan, eli ayağı olsan? Devlet babana çok hizmet ettin. Biraz da anneciğine hizmet et. Sana kızdığımı, öfkelendiğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Sana başından beri sadece acıyorum. Bir şey yapmaya çalışıyorsun, doğru ya da yanlış. Ne yapmak istiyorsan, bunun yolu Memati'nin oğlunu öldürmek. Annemi öldürmekten beter etmek mi? Laftan anlamıyorsun ki başka türlü. Sana 3 kere önüme çıkma dedim. Birincisinde mekanına geldim dedim, dinlemedin. İkincisinde Memati'nin oğlunu aldım, mesaj yolladım, dinlemedin. Üçüncüsünde babanı ziyaret ettim, yine dinlemedin. Benimle doğru düzgün konuş. Doğru düzgün anlat bileyim. Bak burada ikimiz de paket vaziyetteyiz. Ölür müyüz, kalır mıyız belli değil. Bilmediğim bir şey kaldı mı Polat Alemdar? Memati'nin oğlunu öldürdüğünde dedim ki nam yapıyor. İnsanları korkutmak için bunu yapıyor. Ordu kuracak, ordusu için de para lazım. Ama geldim tepene bindim. Ordunu 2 dakikada dağıttım. Ben yapmasam başka biri çıkıp yapacak. Sana izin verirler mi? Yol verirler mi zannediyorsun? Ben yapamazsam... Benden sonra biri yapacak. Ben yol istemiyorum. Yol açıyorum. Yol açılsın ki insanların dokunulmazlara karşı korkusu kalksın. Sizin dokunulmaz dediğiniz değer, saygı dediğiniz her şeye dokunuyorum. Niye diye soruyorsun? Benim saygı duyduğum, değer verdiğim her şeye dokundular. Bu Amerikalılar var ya, bu gladyocular. İnandığımız bütün her şeye daha fazla inandırıp sonra üstüne basıp basıp geçtiler. Onlardan öğrendiklerini mi uyguluyorsun? Ben iyi bir öğrenciyim. Onlar zamanında yetiştirdikleri çocuklarını ezip geçtiler. Sen benden ve arkadaşlarımdan ne istiyorsun? Biliyorsun ki bizi ezseler de, öldürseler de biz kimsenin uşağı olmadık olmayız. Biz yolumuzdan dönmeyiz, şaşmayız. İsterseniz bütün sevdiklerimizi teker teker öldürün. Ne zaman ettiğimiz yeminden, verdiğimiz sözden vazgeçtik ki? Boşa kürek çeken bir adamsın. Ben de sana üzülüyorum. İhtiyarlar seni öyle bir kandırıyor ki, gel beraber hareket edelim. Nasılsa yarından sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nasıl olmayacakmış? Bak, burada her şey kayıt altındayken söylüyorum.
devletin tepesinde kim varsa yok edeceğim. Hayırdır? Sana çay içmeye mi geliyor devletin tepesi? Zehir mi atacaksın çaylarına, kahvelerine? Görürsün. Buradan kurtulursan tabii. Sen kesin gidiyorsun ya. Ben diye bir şey yok Polat Alemdar. Beni öldürseler de benim yerimi alacaklar, bu işi yapacaktır. Madem ben diye bir şey yok diyorsun, ben de sana şunu söylüyorum ki, senden sonrakileri de öldüreceğim. Ben yapmazsam benden sonrakiler yapacak. Bizim devletimiz kuşatılmış olabilir. İçinden senin gibi hainler çıkıyor olabilir. Kendi devletiyle sürekli kavga ediyor olabilir. Ama bu devletin öyle bir milleti var ki, bin kere yansa da bin kere küllerinden doğar. Senin gibi hainleri de yok eder. Siz Türklerin en kötü özelliklerinden biri tartışma kültürüne sahip olmamanız. Neden hemen birbirinizi öldürmek istiyorsunuz? Sizin gibi iki yüzlü olmaktansa birbirimizi öldürürüz daha iyi. Yok yok, Polat Alemdar. Sizi de alıştırdık kendimize. Bir seninle Ersoy kaldı, adetlerimize alıştıramadığımız. Sayın Feller, Amerika'da kölelik 1970'te kaldırılmadı mı? Bütün dünyayı kendimize köle etmeye karar verince mecburen içeridekilerden vazgeçtik. Dünkü köle tüccarlarının tamamına yakını bugün dünyayı sattıkları silahlarla, mallarla esir ettiler. Haklısınız. Bunun daha karlı olduğunu anlatmak epey vaktimizi aldı. Bizimle vakit harcayacağınıza biraz daha kölelerinize vakit ayırsanız. Bakın hepsi tek tek isyan ediyorlar. Gün gelecek ülkenizi başınıza yıkacaklar. Bunu ben görmeyeceğim muhtemelen. Sizin ikinizin görmemesi de buradaki davranışlarınıza bağlı. Ne istiyorsunuz? Birincisi şunu idrak etmeniz. Bu toprakların sahibi benim. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben izin verdikçe. Her ikinizi de birlikte buraya davet etmemin sebebi de, bıraksaydım birinizden biri ya da ikiniz birden ölecektiniz. Bu bile benim iznime bağlı. Artık bunu anlayın. İkincisi, bu daha çok seni ilgilendiriyor Ersoy. Türkiye'yi karıştırmak istemeni anlıyorum. Ama buna şimdilik izin vereceğimi zannetmiyorum. Devletin tepesini öldüreceğinden bahsediyordun sevgili düşmanına. Nasıl yapmayı planladığını merak ettim. Göreceksiniz. Hepsini birden mi öldüreceksin? Ben insan ayırmayı sevmem. Benim Türkiye'ye bu kadar ihtiyacım varken sen Türkiye'yi ateşe atacaksın. Sizin attığınız ateşten daha iyidir. Ben nereyi yakıp nereyi yakmayacağımı iyi biliyorum. Siz her şeyi birden yakıyorsunuz. Şamir seni çok şımartıyor. Fazla hayal kurmana sebep oluyor bu. Madem Ersoy'a izin vermeyecektiniz, bıraksaydınız öldürseydim. Dediğim gibi Polat, kimin ne zaman öleceğine ben karar veririm. Ersoy benim de senin de öldürmek istediğin adamlar arasında. Sevmediklerim, fazlaca Türkiye'nin çıkarlarını düşünenler var. Ama izin veriyorum, bir yere kadar. Benim şahıslarla bir problemim yok. Kim iyi, kim kötü beni ilgilendirmiyor. Bu topraklar ancak demir yumrukla yönetilir. Benim yumruğumdan daha güçlüsünü göremiyorum. Polat Alemdar'a ayıp olmadı mı biraz?
Onun yumruğunu biraz zayıflattım. Siz aranızda deli saçması konuşacaksanız beni başka yere alın. Siz de pazarlığınızı yapın. Ne size ne söylediklerinize tahammülüm var. Polat Alemdar burada bizimle olmak istemiyor. Onu başka bir yere alın. Emredersiniz efendim. Gelin. Ben size Aron Feller'le görüşeceğimi söyledim. Kendisine haber verilecek. Buyurun lütfen. Sen bana rağmen bir şey yapabileceğini nasıl düşünürsün? Size rağmen bir şey yapmamı istemiyorsanız benim önümü açın. Sıranı beklemeyi bilmiyorsun Ersoy. Ben mi bilmiyorum? Kaç yıldır bekliyorum? Yaşlandım Sayın Feller. Yaşlanan insanların hayalleri de sınırlı olur. Senin hayal gücün yaşlanmadı. Herkesi öldürmek istiyorsun. Nasıl yapacak mısın bunu? Dediğim gibi yapacağım. Siz dünyada nasıl yapıyorsanız biz de aynı şekilde yapacağız. Terör yaratacağım. Terörle insanları da korku yaratacağım. Korkuyla insanların sağlıklı düşünmesini engelleyeceğim. Ve kendime itaat ettireceğim. Bu bölgedeki bütün despotları tek tek değiştirirken seni neden devletin başına getirelim ki? Siz getirmeyeceksiniz. Ben geleceğim. Siz de ben getirdim diyeceksiniz. Senin bu dediklerini herhangi bir akıl hastanesinde herhangi bir deliye sorsam o da söyler. Göreceksiniz. Misafirimiz mi var Uzun? Evet efendim. Dur tahmin edeyim. Şamir değil mi? Evet efendim. Senin akıl hastanesinin başhekimi gelmiş. Bakalım seni bırakmam için beni ikna edebilecek mi? Thank you.
burnundan soluyor. Hep üste çıkmak ister. Sen fazla gözüne gözükme. Şamirciğim, korkarım birçok adamımın bana değil, sana hizmet ettiğini düşüneceğim. Onlar senin gibi değil, gerçek Siyonistler. Ve devletlerine hizmet ediyorlar. O zaman bu gerçek Siyonistler sana zamanında haber verselerdi. Adamın Ersoy'u ben değil, sen kurtarsaydın Polat Alemdar'ın elinden. Polat Alemdar, Siyonizmin en büyük düşmanı. Onu ya burada gözümün önünde öldüreceksin ya da bana teslim edeceksin. Niye böyle bir şey yapayım? Onun sayesinde Ersoy gibi unuttuğum adamları hatırlıyorum. Türkiye'de sen ve ben o kadar çok adam kullandık ki bunların tamamını tasfiye etmek imkansız. Polat Alemdar bizim için bunu yapıyor. Ne yaptığını umurumda bile değil. Orta Doğu'daki bütün hesaplarımızı alt üst ediyor. İnsanlar ona kahraman gözüyle bakıyor. Ve ben bunun giderek tehlikeli bir hal aldığını görüyorum. Polat Alemdar'ı görenler tekrar Kudüs'ü alabileceklerini düşünüyor. Öldürseydiniz. Topraklarınızda elini kolunu sallayarak gezdi. Sizi rezil etti. Tamam işte. Bizim yapamadığımızı sen yapacaksın. 14 Mayıs 63. yıl dönümümüz. İsrail için vereceğin en güzel hediye bu olacaktır. Hayır. Senin yüzünden yıllarca bu bölgede diktatörlere tahammül ettik. Şimdi Arap halkları diktatörlerini bir bir yıkmaya başladı. Ben siz rahat yaşayın diye bunu kontrol etmeye çalışıp olayları lehimize çeviriyorum. Size bu kadar hediye çok bile. İnci Hanım, savcı Leyla Hanım'ın geldiğini güvenlikten bildirdiler. Bekletmeyin, alın. Peki efendim. Siz buraya geldiğinize göre hastanede işler yoluna girdi demek ki. Yolunda, yolunda. Kahvenizi nasıl içersiniz? Kahveyi ben Adliye'ye de ikram edeyim. Geçen günkü konuyla ilgili imza atmanız gerekiyor. Ben de buradan geçiyordum. Sizi alıp öyle geçeyim dedim. Zahmet ettiniz. Ben avukatımla gelirdim. Avukatlık bir şey yok. İkimiz aramızda hallederiz. Biraz işim var Leyla'cığım. Nasıl yapsak bilemedim. İlle polis mi yollayayım? Tamam tamam gelirim. Polise gerek yok. İsrailliler sana çok kızgın. İlla öldürmemi istiyorlar. Öldürsen de o zaman. Irktaşlarını niye kırıyorsun? Yaşamaktan bıktın mı? Biz yaşamı da ölümü de sizin gibi gözümüzde büyütmeyiz. Bu canı veren alacak nasılsa. Hazırsın ölüme yani. Ben çifte kefenle geziyorum yıllardır. Birinci kefeni babam bana giydirdi. Kendi çıkarlarım için canımı öğreterek. İkinci kefeni ise devlet bana giydirdi. Ona hizmet etmekten başka bir hayatı reddederek. Sana çifte kefen değil, çifte zırh kuşandırmışlar. Zırhlar insanı korur ama yorar. Benim seninle hiçbir zaman, hiçbir şekilde
Hiçbir şartta anlaşmayacağımı bile bile neden benimle pazarlık yapıyorsun? Bu hayatta hiçbir şeyin üstünden pazarlık yapmaz mısın? Her insanın pazarlık yapacağı bir nokta vardır. Sevdiklerimi tek tek elimden alıyorsunuz. Bir an bile sizinle pazarlık yapmayı düşündün mü? Bence düşünmelisin. Ben senden kötü bir şey istemiyorum ki. Birlikte çalışmak istiyorum. Gücüne güç katmak istiyorum. Türkiye'yi ayaklarının altına sermek istiyorum. Benden öncekilere de serdiniz. Ne oldular? Hangisi sonsuzluğa ulaştı? En güçlüler bugün nerede? Onların çocuklarını bile varlık içinde yaşatıyoruz. Benim miras bırakacağım kimsem yok. Benden böyle bir kirli miras bekleyen de yok. Buyurun efendim, beni emretmişsiniz. Bize izin ver. Ama efendim... Amerikalı mısınız? Yahudi misiniz? Artık kararınızı verin. Emredersiniz efendim. Ersoy Ulubey can olarak çıkacak buradan. Sen ellerinle Polat Alemdar'ı öldüreceksin. Emredersiniz efendim. Bu görev için gerekirse hayatını kaybedeceksin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Bu benim için bir şereftir. Sizlerle gurur duyuyorum. Ekibini oluştur, işi bitir. Tanıştırayım. Alper Bey, İnce Hanım. Alper Bey istihbarattan. Öyle mi? Memnun oldum. Siz özel konuşacaksanız ben dışarıda bekleyeyim. Yo yo. Alper Bey sizin için burada. Anlamadım. Ersoy Ulubey'le sık görüşüyormuşsunuz. Belki bize yerini söylemek istersiniz. Ben bilmiyorum. Belki avukatım biliyordur. Savcı hanım, hanımefendi bize söyler, biz de gerekeni yaparız. Siz hiç uğraşmayın. Ne diyorsunuz siz? Çıldırdınız mı? Bana bak. Sen çıldırmışsın çıldıracağın kadar. Artık kendine gelme vakti. Arkadaşlar seni kendine getirir nasılsa. Ben hanımefendinin ifadesini aldım. Kendisi adliyeden ayrıldı. Tamam savcı hanım. Leyla. Bu senin sonun olacak. Efendim, arkadaşlar Şamil'in üssün içinde bazı kimselerle temasa geçtiğini söyledi. Kiminle temas ettiyse öldürün. Ünsal burada mı? Yok. Nerede? Randevu alın sorun. Ben nereden bileyim? Seni buraya kazık diye mi diktiler lan? Ünsal nerede? Bugün gelmedi. Gelirse ararsa deyin ki Memati Baş onu arıyormuş. Beni bir daha buraya getirtmesin. (Gülüyor)
Bu şişmana gülüyorum Münir. Kayseri'li berber halinin büyük. Sana da benziyor. Neren benziyor ana? İkinizin de kafası çalışmıyor. Bir dakika dur. Sen beni hiç tanımamışsın. Söz dinlemiyorsunuz ki. Ben de istemem. Söz dinlemeyen insanın başı beladan kurtulmaz. Kurşunu yiyen benim, lafı işiten de benim. Sen bu İstanbul'da kaldıkça ya kurşun yersin ya laf işitirsin. Elini kopardılar. Kafanı koparmadan gidelim oğul. Ana, oralarda bana hayat yok. Kimse beni rahat bırakmaz. Sanki burada bırakıyorlar. Örgüttekiler de seni kandırdı. Bunlar da seni kandırıyor. Ersoy Bey'e bakınca diyorsun ki adam gibi adam. Ama sıfatla elbiseyle olmuyor ki bu işler. Ha dağdaki eşkıya, ha bu şehir eşkıyası. Senin aklın ermez bu işlere. Tahliye sonuçlarını alabilir miyim? Bakayım çıkmış mı? Abdüley Bey? Ersoy buraya hiç gelmedi değil mi? Hayır gelmedi. Emin misin? Gelseydi muhakkak haberim olurdu. Sen yine de dikkatli ol. Kurban olurum Zülfüm. O zaman yoktur. Kaç gündür nasıl göresim vardı seni. Hoş gelmişsin. Nerelerdesin sen? Hamidim yine yataklara düştü. Bir arayıp sormasın. Başımızda öyle bir iş var ki. Anca soluk buldum da geldim ana. Hayır mı? Nazife anneyi vurdu bunun ağası. Bismillah tövbe. Nazife Hanım bu benim gittiğim hanım değil mi? Polat'ın anası. He ana. Nasıl vurdu? Evine girdi kimse yokken. Kadıncağıza sıktı kurşunu. Hem de öyle bir şerefsizce sıktı ki. Kadın bir ömür ayağa kalkamasın. Yatalak olsun diye sıktı. Az bile yapmış. Polat da beni ne hale soktu. Sen erkeksin. Nerede görülmüş, nerede duyulmuş bir kadına kurşun atıldı? Hele bir anaya. Bizim örfümüzde, adetimizde, töremizde var mı? Ana, bunlar ne örf biliyor ne adet. Şerefsizlikten başka bir şey bildikleri yok. Eğer burada oğlum bana o şerefsizin yerini söylemezse, illa oğlunu öldüreceğim. O kadıncağız beni nasıl ağırladı sen biliyor musun? Ne kadar hoş bir hanım. Benim gözyaşımla gözyaşı döktü. Polat diye düşman bildiğiniz çocuğu bakmış büyütmüş. Kendi öz çocuğu bile değil. Nasıl üstüne titremiş. Bana ne ana? O da analığına sahip çıkaydı. Ona buna kurşun sıkacağına. Söyleyeceksin odamızsızın yerini. Yeter senin ettiğin. Hele çekil git başımdan ana. Al vur bunu. Ben kendime sövdürmem. Hava anaya kurşun sıkmışlar. Ha bana. Ana müsaade et biz konuşalım. Bundan sonra müsaade yok. Şimdiye kadar müsaade ettim. Başımıza gelmeyen kalmadı. Söyleyeceksin o yılanın yerini. Bilmiyorum. Bileceksin. Ana çekil git dedim. Billahi vururum. Vallahi vururum. Dillahi vururum. Sen de benim oğlumsun. Ölene kadar vurmazsan hakkımı helal etmem.
Ne demek bir anaya kurşun sıkmak? Sizin eşkıyalar bir farkınız kalmadı mı? Onlar çocuğa anaya kurşun atıyordu. Hani sizin şerefiniz? Ana bak, benim haberim yok. Attılar buraya. Ne gelen var ne de giden. Oğuz mu yanında gezdirdiği sırık? Telefonunu ver bana. Kapalı telefon. Aradım kaç kere. Yok mu başka adamları? Onların telefonundan ara. Al telefonu. Kimi istiyorsan ara. Oğuz telefonunu değiştirmişse hepsi değiştirmiştir. Bedelini ağır ödeyeceksin. Sen önce bir yaptıklarının bedelini öde. Buradan çıkarsan ödetirsin. Biz de öderiz. Ben İnci Tataroğlu'yum. Davut Tataroğlu'nun kızıyım. Beni sorgulayamazsınız. Hı hı. Ben Türkiye'nin en güçlü ailesindenim. Yalvarırım, bırakın. Ne istiyorsanız yaparım. Hayır, hayır. Bırakın. Hayır. Ne istiyorsanız söyleyeceğim. Ben burada duramam. Ne olur çıkarın beni buradan. Ersoy Ulubey nerede? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Bana ulaştıkları telefonları ben zaten size verdim. Ersoy Ulubey nerede? Bilmiyorum. Sen biraz daha düşün. Hanginiz Şamir'den direkt talimat alıyorsunuz? Peki. Hala konuşmayacak mısınız? Şamir'den direktif alan bu. Sen mi Şamir'den direktif alıyorsun? Evet. Şamir sana Ersoy'u kaçırma talimatını verdi. Evet. Polat'ı da öldüreceksiniz. Evet. İkisini de öldürürsen yaşamana izin vereceğim. Her ikisi de ölecek. Kaldır bunları. Hmm.